Peki sizin hayatınız nasıl değişti bundan sonra? Ben e, zaten ki yaşamına dikkat eden bir insandım. Ondan sonra çok daha fazla dikkat Ölüm etmeye başladım. Ölüm aldınız mı? E, yani bana direkt olarak bir şey söyleyemediler o dönemde. Benim e, koruma altına alınmam, e, altın e, kaçakçılığını, uyuşturucu paralarıyla altın kaçakçılığının nasıl yapıldığını Gözler önüne serdiğim araştırmadan sonra oldu. Türkiye'den uyuşturucu paraları anlatayım bunda. Lütfen kaç yıl kaç abi? Yıl 1986 o sırada Hürriyet gazetesinde çalışıyorum. TRT'de sansür ettiler. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin geçmişiyle ilgili. Hmm. E, orası da bir insanlık suçlarıyla dolu bir yerdir. E, toplama kamplarından farksızdı çırılçıplak hastalar, kadınlı erkekli aklına gelen bütün görüntüler içerisinde kırık camlı, adeta hapishaneye benzeyen yerlerde üst üste mahkum. Şimdi genç arkadaşlarımız bunu bilmiyordur ama Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi evet. Hastanesi'nin Hikayesini anlatıyorsunuz Hikayesini aslında. anlatıyorum. Şimdi bugün gördüğümüz o hastanenin hikayesi aslında hiç de öyle bir hikaye değil. De değil. Orası bir ölüm kampı gibi bir yerdi. Hem de nasıl, hem de nasıl. Onu da siz çıkardınız ortaya. Tabii tayf. tabii, Yıldırım Aktun, Allah rahmet evet. eylesin. Sağlık Eski başhekimliği baş galiba değil mi? De. İşte onun başhekimliği döneminde ortaya çıkarttık. Ben e, Bakırköy Hastanesi'nin geçmişini ve modern hale gelişini anlatan bir belgesel yaptım daha sonra. Hmm. TRT'de görevli, TRT yönetim kurulunda görevli bir psikiyatri profesörü vardı. Öldü gitti. Adını ve anmayım şimdi. Onun o hastanenin kirli geçmişiyle, karanlık geçmişiyle, insanlık suçlarıyla çok yakın bir bağlantısı vardı. Yani çıkar ilişkisi vardı. O nedenle benim programımın o eski hastane görüntüleriyle ilgili bölümünü makasladı, sansür etti. Ben de bozuldum, isyan ettim ve tek kanallı televizyon döneminde mesleğimi bir daha hiç yapmamayı göze alarak istifa ettim. Hürriyet gazetesine geçtim. Erol Simavi olsa da patronumuz Çetin Emeş'te Allah rahmet eylesin mangal yürekli genel yayın yönetmenimiz. Ee, bir süre sonra e, Anadolu Üniversitesi'nin ekibiyle ben tekrar TRT'ye dönem değişti, yönetim değişti. İşler yapmaya başladım. Hem Hürriyet'te yayınlıyoruz hem TRT'de yayınlıyoruz. Candaş Türkiye üzerinden, Türkiye bir köprü tabii. Türkiye üzerinden o Afganistan'ın, İran'ın falan uyuşturucuları, e, Batı ülkelerine gidiyor. Oralarda toplanan paralar İsviçre'ye geliyor. İsviçre'de Beyrut asıllı Lübnan kökenli bir aile var. Çok ünlü bir aile. Şu anda Dubai'de altın rafinerisi var. Hala aynı işi yapıyorlar. Bu paralar o sırada İsviçre'ye aklıyor. Daha sonra önlemler alındı ve İsviçre'ye Temiz işler yapılan bir finans ülkesi haline dönüştü onu da söyleyelim. Ee, ve e, bu dövizler uyuşturucudan gelen dövizler ya hayali ihracat dövizi olarak Türkiye'ye İsviçre'de yaşayan bir takım Türkler aracılığıyla indiriliyor. Ya da e, Zürich'ten e, Sofya'ya uçan uçaklara koliler halinde altınlar külçe külçe dolduruluyor. Sofya'ya geldikten sonra... Sofya İstanbul seferini yapan otobüslerin zulvalarına yerleştiriliyor. Altın ithali serbest olmamasına rağmen güzergah rüşvete bağlandığından hiçbir arama, sorma, kontrol vesaireye takılmadan doğru külçeler kapalı çarşıya geliyor. Kapalı çarşıda mali Polisi operasyon yaptığında Bunlar Anadolu'da yastık altından toplanan hurda altınlar. Biz bunları eritiyoruz, külçe haline getiriyoruz Hı. diyorlar. Ve rahatlıkla legal hale dönüşüyordu. Ben bunu ortaya çıkarttım. Bu trafiği ortaya çıkarttım. Ee, ve Zürih'ten altın kolilerinin yüklenişini falan e, tamamen belgesel görüntülerle kaydettim. O zaman e, tabii çok büyük bir e, çıkar e, odağına biz çomağa sokmuş olduk. Ve ölüm tehditleri, ilk ölüm tehditleri orada başladı. Ve ben medyada e, zırhlı aracı olan ilk muhabir Bayağı, oldum. Zırhlı araçta mı geziyorsun? Evet, Çetin Emeç. İlk zırhlı aracı yaptırdı bana. E, hiç unutmuyorum. bir Neyse markasını vermeyeyim. E, o zaman Türkiye'de pek fazla zırhlı araç yoktu zaten. E, yapıldı. E, koruma polisi verildi. O tarihten bu tarafa devlet beni koruyor.